Edebiyattan bir soru. Doğru cevap Aruz olacak. Bu hafta çok bölünmeler var iki şık arasında. Çok gidip geliyorsunuz. İnşallah sonunda. Sefa hocam zaten ilerledikçe soruların İlerledikçe evet. derecesi de yavaş yavaş artık derece olarak yükselmeye başladı Hak edilmeye sorularımızda. başlandı. Daha öncelerde daha net cevaplar geliyordu. Şimdi çok bölünmeler var. Geçelim hemen bir sonraki soruya. Bu hafta daha kıran kırana bir yarışma geçecek o zaman hocam. Sürekli Birinci birinciler, ikinciler sürekli değişiyor birinci değişiklik sıra. gösterecek. Aynen. Trafikte hangi araçların arkasında dolu ya da boş yazar? Bence bu hafta 11'lerden çıkacak gibi. Veya 12'lerden çıkacak gibi birinci. Biraz sıradan bir cevap olacak ama hak eden kazansın hocam. Aynen. Ya da 9'lar da sürpriz yapabilir. 28 kişi akaryakıt tankeri demiş. Doğru cevap vermişler. Geçelim hemen bir sonraki soruya. Hangi meyvenin Washington adıyla satılan bir çeşidi vardır? Nar, elma, portakal, ananas. Antalyalı olup da bu soruyu bilmemek ayıp olur. Dört kişi portakal demiş. Doğru cevap Washington portakal olacak. Finike portakalı. Cetveli hangisinin eski adıdır? Abaküs, mezura, periyodik cetvel, çarpım tablosu. Çarpım tablosu olacak. Doğru cevap. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Hangisi müennes yani dişil bir kelime değildir? Arapça bir soru. 36 kişi babın diyerek doğru cevabı veriyor. Geçiyoruz hemen. Gaye yerini sabitledi. Altında Bedirhan devam ediyor. Osman var onun altında. Mükerrem ve Fatma Nur şeklinde devam ediyor. Geçtik 9. sorumuza. İki dirhem bir çekirdek ifadesi kimler için kullanılır? Güzel ve özenli giyinenler, az ve seyrek yiyenler, boyu ve kilosu olanlar, güçlü ve kaslı olanlar. Güzel ve özenli giyinenler olacak. Yine sıralamalarda bir değişiklik yok. Arap alfabesinde 10. sırada hangi harf bulunmaktadır? Yani 10. harf hangisidir? Doğru cevap. 38 kişi doğru cevap veriyor. Geçiyoruz hemen bir sonraki soruya. Bugün sorularımız da fazla biraz. Verilen kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Acente, amblem, adele, acayip. Dakika 3 saniye kaldı. Doğru cevap acayip olacak. Acayipin yazılışında Y harfi de vardır. Acayip olacak. Diğerlerinin yazışı zaten doğru.
Marmara bölgesinin en kirli körfezi hangisidir? Saros, İzmir, Erdek, Gemlik. Doğru cevabımız İzmit olacak. 10 kişi Saros, 11 kişi Gemlik, 4 kişi de Erdek cevabını vermiş. Yine sıralamalarda bir değişiklik oldu. Arap alfabesinde kaç tane harf vardır? Arapça alfabesinde kaç tane harf vardır? 26, 27, 28 ve 29. Şıklarından hangisi? "29" diyen 14 kişi, "28" diyen 24 kişi var. Doğru cevap 28. Yine sıralamamız değişti. Türkiye'nin ilk hidroelektrik santrali hangisidir? Atatürk, Berke, Keban, İrfanlı. Süremiz daralıyor. Bu soruda da bir ters köşe var. Keban diyen 14 kişi var. Atatürk diyen 20 kişi var. 9 kişi de Hirfanlı demiş. Fakat doğru cevap Keban Barajı olacak arkadaşlar. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Hangisi kendinden sonra birleşmeyen harftir? Arapçada hangi harfler kendisinden sonra birleşmez? Cim, dal, ye, lam. "35 kişi doğru cevap veriyor. Dal harfi ile. "1 TL'de kaç kuruş vardır?" Yani 1 TL kaç kuruştur? 'Katli cevap verelim. "37 kişi doğru cevap vermiş. 4 kişi 10 kuruş olarak düşünmüş sanırım. 3 kişi de 1000 olarak cevap vermişler. Annenizin kayınvalidesinin kızı sizin neyiniz olur? Hala, baba, teyze, amca. Beş saniye kaldı. "35 kişi hala cevabını vererek doğru cevabı vermiş oluyorlar. 9 kişi teyze demiş. Fakat doğru cevap hala. Geçiyoruz hemen. Genetik olarak kopyalanan ilk hayvan hangisidir? Hatta İlhan Hocam bu hayvanın ismi neydi? Dolly'ydi hocam. Dolly'ydi. Aynen. Erken bir yaşta vefat etmişti ama maalesef. Böyle de bir geçmiş var. Tam ne kadar yaşamıştı acaba? O kısa bir süre yaşadı da. Aynen. 6 aylık bir dilim diye hatırlıyorum ama ne kadar doğrudur emin değilim hocam. 33 kişi. Bence Kurban Bayramı'nda gitmiştir hocam ya. Yok hocam, şimdi genetiğiyle oynandı ya, belki ters olabilir fetvalara karşı. Fetvalara ters düşebilir. Doğru cevap koyun olacak. 8 kişi fare demiş. Diğer şıklara da birer kişi gitmiş. Hemen geçiyorum bir sonraki soruya. Nobel ödülü alan Aziz Sancar hangi bilim alanında uzmandır? Hatta bizim okulun sınıfların kapılarında da hangi sınıf 11B mi öyle bir sınıfın kapısında vardı fotoğrafı. Kimya ödülünü aldı arkadaşlar. 39 kişi kimya diyerek doğru cevabı vermiş. 5 kişi matematik cevabını veriyor. Yarım kilosu 7,5 TL olan pekmezden
2 kilo alırsak ne kadar para öderiz? 15 TL, 30 TL, 40 TL ve 50 TL. Hocam ben soruyu okumadan arkadaşlar nasıl cevap vermeyi başarıyor? Vallahi helal olsun arkadaşlara. Tebrik ederim ya. Daha aynı ben şey, düşünmeden. İnsan bir düşünür. 15 TL diyen olmuş. 30 kişi, 28 kişi 30 TL demiş. Doğru cevabı vermişler. İlk cevabı verenler herhalde 7 liradan hesaplayıp kilosunu 7 liradan anlamış olabilirler. Osman 3 soruya arka arkaya doğru cevap vermiş. Hemen 21. soruya geçtik. Hababam sınıfında Güdük Necmi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? Görselde de görüyorsunuz şu anda. Sobanın içinden kopya verirkenki bir fotoğraf. Yarışmadan sonra herkes muhtemelen bu sahneyi... Ama sonunda yakalanıyordu değil mi hocam? Mahmut Hoca yakalıyordu. Hatta Kül Yutmaz'ın dersindeydi. Aynen. Zannedersem herkes yarışmadan sonra o sahneyi izleyecek. 36 kişi Halit Akçatepe demiş. Doğru cevap Halit Akçatepe olacak. Geçiyoruz 22. soruya. 5 vakit namazdan birinin vaktinde kılınmasına nokta nokta, vakit geçtikten sonra kılınmasına nokta nokta denir. Eda kaza, kaza kefaret, farz vacip, makbul eftal. Tabii ki doğru cevap eda ve kaza olacak. Soruda bölünme olmamış, net cevaplar gelmiş. Geçelim bir sonraki soruya. Hızlı hızlı. Aşağıdaki sözcüklerden Sultan hangisi... Sultan inatla yerini salmıyor. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birbirlerinin yerine kullanılabilir? Sultan yerini sabitledi ya. Aynen, inatla ben salmayacağım hocam der gibi. Bakalım. Devam ediyor, başarılar. İlerideki genel kültür ve birkaç tane daha Arapça soru var. Onlar belirleyici olacak. En ufak hata da affetmezler. Tabii ki doğru cevap mavi şık olacak. Kabe, kıble. Aynı manaya gelir. Şöyle bir bakalım. Sultan var, Mediha var, Fatma Nur, Gaye, Bedirhan şeklinde devam ediyor. 24. soruda İstiklal Marşı TBMM tarafından ne zaman kabul edilmiştir? Bu da seçici bir soru. 1921, 1922, 1923, 1924. Eyvah eyvah eyvah. Yine bu soruyu bilenler bilmeyenlerin sayısından az. Doğru cevabımız 1921 olacak. 1923 ile karıştırmışlar burada. 7 kişi farklı cevaba gitmiş. 5 kişi 1924 demiş. Bayağı bir yanılma var. Tamamen bir ters köşe. Kısa bilgi vereyim mi hocam? Buyurun hocam. Birinci İnönü Savaşı'ndan hemen sonra kabul ediliyor. Yani doğal olarak 1921. 1921 olacak. Cumhuriyet'in kabulüyle falan karıştırılmış bence. Çünkü o cevaplara da gidenler var. Hemen geçiyorum. Sultan'ı nazar ettik. Sevgili peygamberimizin kabri aşağıdaki şehirlerden hangisindedir? Taif, Mekke, Kudüs, Medine. Kişi Medine demiş. Doğru cevabımız Medine. Mekke ile karıştıranlar olmuş yine. Geçelim. İlk çağ uygarlıklarından hangisi çivi yazısını kullanmamıştır? Hititler, Asurlar, Urartular, Fenikeliler.
Doğru cevap Fenikeliler olacak. 5 kişi Asurlular demiş. 9 kişi Urartılar, 6 kişi Hititler. Geçelim. Namazlardan hangisi tek başına kılınmaz? Cemaat ile kılınan bir namaz soruyoruz burada. Cuma namazı, teravih, kaza namazı, sabah namazı. Cuma namazı olacak doğru cevap. Çünkü cuma namazı devletin tahsis ettiği ve devletin görevlendirmiş olduğu imam tarafından kıldırılabilir. Yani bir mescit düşünelim. Bir şahsa ait olmayacak ve yoldan geçen herhangi bir kimseye sormadan o mescidin içine girebilme imkanı olacak şartlarından bir tanesi. Dokuzuncu ve son sorusu. Hangisi geçmiş mazi fiildir? Altı kişi yanlış cevap vermiş. Kırmızı şıkkı işaretlemiş. Maviyi 15 kişi, sarıyı 11, yeşili bir kişi işaretlemiş. Doğru cevabımız hangisiymiş? Celese olacakmış. Hemen geçiyoruz yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncülerine. Fatma Nur üçüncü oluyor. Sultan ikinci. Birinci kimmiş merak ettim ben de. Mediha 373 okul numarasıyla. Bedirhan hemen arkasında. Gaye 5. sırada. Şimdi bir tane soruda isim yanlış yazılmış arkadaşlar. Herkes için aynı olduğu için sıkıntı yapmayın. Abdülhalim Hocam, sizin anlatacağınız bazı şeyler vardı. Size söz hakkı verelim. Bazı hususlarda. Hediye Şeyi olsun. söyleyebiliriz burada. Hediyeleri zaten bugün ilan ettik. Bunun haricinde başka ne söyleyebiliriz? Yani yarışmaya bir iki defa katılıp da dereceye giren arkadaşlarımız hangisi yüksek dereceyse onu takdir edeceğiz nasip olursa. Çünkü aynı şeyi vermenin zaten bir anlamı olmaz. Tabii ki. Hocam sorulardan dolayı teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Bir Ellerinize tane sağlık. sorumuz. Size İlhan Hocam'a. Gözden kaçmış bir tane sorumuz. Onu artık önümüzdeki sınavlarda Olabilir telafi hocam. Onu edeceğiz. değerlendirmeye almayalım artık. Eyvallah. Herkes için. Katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Özgür Hocam hatta mısınız? Buradayım hocam. Evet, canlı yayındayız şu anda. Tamam, çok güzel, çok güzel. Orada kaç katılım var? Yani sirkülasyon oluyor hocam, giren çıkan. Yani toplamda bir 100 kişiye girip çıkmıştır, görmüştür yani. Eyvallah. Tamam hocam. Size de Teşekkür selam ederim. ediyoruz hocam. Görüşürüz. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz Kendinize iyi bakın hocam. hocam. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İnşallah Hayırlı haftaya da akşamlar hocam. Görüşmek dileğiyle. siz hocam. Hayırlı akşamlar. görüşürüz hocam. Teşekkür İnşallah ederiz. haftaya da aynı saatte herhangi bir sıkıntı olmazsa yapacağız. Sorularımız gitgide zorluk seviyeleri de artmaya başlıyor yavaştan. Bu sınavda da yani bu yarışmada da gördüğümüz gibi bölünmeler fazlalaştı. Önümüzdeki haftada bölünmeler daha da artacak. Yani daha da bir heyecan katacağız yarışmaya inşallah Allah izin verirse. Yani en alttaki de birinci olma ihtimali yüksek. En üsttekinin en sonuncu olma ihtimali de yüksek olacak. Dedik Allah'ın izniyle yarışmamızı burada sonlandırdık. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.